Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 7, Windows 8, Windows 10'da bilgisayarımıza çift monitör nasıl bağlayabiliriz, monitörümüzü nasıl uzatabiliriz, bunu anlatmak istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bu işte monitörlerimizi çoğaltabilmek ya da uzatabilmek için aynı monitör olmasına gerek yok. Ben elimde iki tane aynı monitörüm vardı benim. Bunlar daha net ve düzgün olacağı için bunları kullanıyorum. Siz farklı monitörler ya da monitörünüzü diğer monitörünüz televizyon olarak da yapabilirsiniz. Ya da iki tane televizyonu yan yana koyup daha büyük dev ekran monitörde yapabilirsiniz. Tabii bu monitörleri koyduğunuzda monitörünüzün çözünürlüğü ekran kartınızın desteklediği çözünürlükte olacağını unutmayalım. Yani ekran kartınız 1280x720'dir. Siz buna tutup Full HD televizyon taksanız dahi yine çözünürlük olarak bilgisayarınızın ekran kartı çözünürlüğü olacaktır. Ayrıca bu çift monitör işleminde ekran kartınızın desteklemesi gerekiyor. Peki ekran kartımız nasıl destekleyecek? Hemen sizleri şöyle kasayı çevireyim. Bakın benim bilgisayarımda ekran kartım burada. Bir DVI bir de VGA olmak üzere iki adet çıkışım var. Eğer sizin ekran kartınız ya da bilgisayarınızın anakartında hem VGA hem de HDMI çıkışınız varsa, benimkinde yok, ya da ekran kartınızda VGA ve HDMI çıkışı varsa ya da ekran kartınızda DVI yanında HDMI çıkışınız varsa, yani ekran kartınızda ya da anakartınızda iki adet görüntü çıkışı olması gerekiyor. Yani benim ekran kartım var bir tane, bir de anakartım var derseniz bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Bir adet İlla ki ya ekran kartınızda iki tane çıkışınız olacak ya da anakartınızda iki tane çıkışınız olacak. Bir başka videomuzda da laptop'u nasıl iki ekran yapabiliriz onu sizlere anlatacağım. Şimdi benim ekran kartımda iki tane çıkışım var. İki tane de monitörüm var. Şimdi benim iki tane monitörüm var. İki tane de çıkışı olan ekran kartım var. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Bakın monitörlerimizden birini şu DVI dediğimiz çıkış arkadaşlar. Bu da VGA dediğimiz çıkış. Bakın şöyle soket iplerini görebilirsiniz. Şimdi monitörlerimizi ayrı ayrı güç veriyoruz. Prize taktık, güç kablolarını takıp. Daha sonra monitörümüzün birincisini, bakın şu DVI çıkışını takıyorum. Evet. Diğer ikinci monitörümüz ise buradaki VGA çıkışını takıyorum. Evet. Bakın şu şekilde olacak. Bir adet DVI ve bir adet VGA çıkışını birbirine bağladım. Evet, şimdi bilgisayarımızı açalım. Evet, şu an bilgisayarlarımızın her ikisine de aynı görüntü gelecek arkadaşlar. Bakın ikisi de aynı anda Windows başlatılıyor diye şöyle sizlere yaklaşayım daha rahat görelim. Gördüğünüz gibi görelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi bakın bilgisayarlarımız açıldı. Birisinde şu şekilde, dikkat ettiyseniz şurada görev çubuğumuz var, bakın alt tarafta, birisinde yok. Görev çubuğu olan bilgisayarımız bizim birinci ekranımız arkadaşlar. Yani ana ekranımızdır. İkinci olan monitörümüz ise görev çubuğu olmayan monitörümüz ise ikinci ekranımızdır bizim. Şimdi şöyle tam ortalayalım. Bakın mouse'umu dikkat edin. Şurada mouse'um. Şuradan bakın direkt geçiyor artık. Çünkü monitörlerim de aynı olduğu için geçiş ve kodları da aynı olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Sizin monitörlerinizin kodları farklı olabilir. Kod ayarlamayı da birazdan sizlere anlatacağım. Peki bu şekilde taktık. Bilgisayarınız açıldı. Bunu nasıl ikinci ekran ya da birinci ekran yapacağız? Bakın Windows P tuşlarına basıyorum. Bilgisayarınız Windows 7, Windows 8 ya da 10 olabilir. Hiç fark etmez. Bakın burada yalnızca bilgisayar, çoğalt, genişlet ve projeksiyon var. Şimdi yalnızca birinci bilgisayar dediğimizde bakın ikinci monitörümüz otomatik olarak kapandı. Artık ona güç, artık ona görüntü aktarımı gitmiyor. Bu arada bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Peki tekrar Windows P dedik. Windows P tuşunuz çalışmıyorsa başlat denetim masası. Bakın buradan
Görüntüye geliyoruz. Görüntüden çözünürlüğü ayarla. Bakın burada çıkıyor. Burada iki tane ekranımız var. Taktığınızda sizinki görmüyorsa bakın şurada bir algıla diyor arkadaşlar. Algıla seçeneğine tıklıyoruz. Algıla seçeneğine tıkladığınızda artık burada iki ekranımızın olduğunu algılayabilirsiniz. Bilgisayarın altına bir adet strafor koydum. Şöyle yapalım. Bilgisayarlarımızın monitörler arasında diyelim ki bu kadar kod farkı var. Bu kadar olmaz ama kod farkı var diyelim. Bakın. Şimdi ben buradan geçtiğimde mouse'um nereden çıktığına dikkat edin. Bakın. Çünkü kod farkı var. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın. Şimdi birinci monitörüm bizim soldakiydi. İkinci sağdakiydi. Bu. Şimdi diyelim ki bizim monitörümüz biri sağda biri solda. Yerleri değişik. Bakın. Bunu bu tarafa koyduğumda artık bakın buradan uygula diyorum. Bakın buradan geçemiyorum artık. Gördüğünüz gibi bakın burada duruyor. Çünkü artık bizim ikinci monitör dediğimiz sol taraftaki monitör normalde sağda olması gerekiyor. Ama şuradan sol taraftan çok rahat geçebiliyorum. Hemen buradan yine yerlerini şu şekilde bakın sürükleyip bırakarak yerlerini değiştiriyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Ve şu an çok rahat yine geçmeye başladım. Ama kod farkım var. Kod farkını nasıl yapacağız? Bakın birinci monitörü şöyle bakın birazcık yukarı taşıyorum çok az. Uygula diyorum. Bakalım kod farkım. Bakın kod farkım birazcık azaldı. Görüyor musunuz? Bunu birazcık daha yukarı itiyorum şu şekilde. Uygula diyorum. Bakın kod farkım ne kadar yaklaştı. Bunu birazcık daha yukarı itiyorum şöyle. Tekrar uygula diyorum. Gördünüz mü? Bakın kod farkım hatta çok kaldırdık. Artık ikinci bilgisayarda daha yukarı çıkıyor. Bunu biraz da aşağı indirelim şöyle çok az. Uygula diyelim tekrar. Birazcık daha aşağı. Çok az ama. Uygula. Evet. Gördüğünüz gibi artık bakın bu şekilde kod farklarını yani bilgisayarınızın alçak ya da yüksek olan bilgisayarınızın monitörüne göre ayarlamış oluyoruz. Tamam dediğinizde artık bilgisayarınızı bu şekilde bakın kullanabilirsiniz. Kod farkını ayarladıktan sonra arkadaşlar bakın buradan geçemiyorsunuz artık. Burada mouse'unuz duruyor ve burada da yine aynı şekilde mouse'unuz duruyor. Tam kod farkının olduğu yerlerden geçebiliyorsunuz. Bakın buradan da yine geçemezsiniz. Peki diyelim ki aynı bilgisayardan bir tane daha sonradan monitörümüzü bulduk. Kod farkımız ortadan kalktı. Tekrar hemen başlat. Denetim masası. Evet. Denetim masasına gelip görüntü ayarlarına geliyoruz. Ve buradan görüntü ayarlarını değiştir. Ve buradan yine bakın kod farkını şöyle tam ortalayıp uygula dediğinizde artık kod farkı ortadan kalkacaktır. Bu şekilde monitörlerinizi kullanabilirsiniz. Ekran çözünürlüğü dediğimizde bakın çözünürlüğüm zaten en yüksek. Daha da ne kadar çözünürlüğü artırırsanız ekran sayısı üye sayınız o kadar artacaktır ve daha net görüntüler ve daha böyle keskin ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarlarınızı cheat monitörü yapıp bilgisayar programlarınızda, uygulamalarınızda ya da gündelik hayatınızda çok rahat kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Elinden geldiğince açıklayıcı ve yavaş anlatmaya çalıştım. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Videomuzu faydalı bulursanız beğenmeyi, video gelmesini istediğiniz konuları yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Elimden geldiğince yorumlarda istenen videoları çekmeye çalışıyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Video ile ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.